Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte sebze çorbası yapacağız. Ama bağışıklık sistemimizi daha da güçlendirsin diye şöyle tavuk suyu ilavesinde de bulunacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz küp küp doğranmış 2 patates, rendelenmiş havucumuz. Siz isterseniz bunu da minik minik doğrayabilirsiniz. Küçük küçük doğranmış kereviz sapımız. Şöyle 1 yemek kaşığı unumuz. Tavuk suyumuz, tuz, karabiber ve limon. Şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağını da tencereye almıştık. Şu an ocağımız kısık ateşte. Yağımız biraz ısındı. Şöyle 1 yemek kaşığı unu ilave ederek yapımına başlıyoruz. Şimdi unu yakmadan şöyle güzel kokular gelinceye kadar şöyle kavuracağız. Bu aşama önemli. Siz isterseniz soğan kavurarak da başlayabilirsiniz çorbanızı ama bizim tavuk suyumuzda şu an buzluktan çıkardığım tavuk suyu küplerinde daha önceden haşlanırken ben bolca soğan, sarımsak ilavesi yapmıştım. O yüzden tekrar çorbaya soğan ilave etmek istemiyorum çok aroması baskın gelmesin diye. Bir de bu sebze çorbasını blenderdan geçirmeyeceğiz biz. Hani şöyle kaşığı aldığımız zaman şöyle minik minik sebze parçalarının gözükmesini istiyoruz. Dolayısıyla patatesi ve havucu çok minik doğradık. Siz blenderdan geçirecekseniz daha büyük parçalar halinde de sebzelerinizi ilave edebilirsiniz. Mesela patates yerine kabak tercih edebilirsiniz, kereviz tercih edebilirsiniz ya da kereviz sapı yerine maydanoz tercih edebilirsiniz, ıspanak koyabilirsiniz. Yani bu sebzeleri tamamen sizin evinizde bulunan malzemelere göre çeşitlendirebilirsiniz. Bizim şu an evimizde bunlar vardı. Ben bunlarla sebze çorbası yapmak istedik. Şimdi şöyle unumuz biraz kavruldu. Bu aşamada rendelenmiş havuçları ilave edeceğiz. Şimdi bir miktar havuçlarımızı da kavuracağız. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siz eğer havuçlarınızı rendelemediyseniz, küp küp doğradıysanız, havuçlarınızı biraz uzun süre kavurun. Çünkü havuç biraz sert bir sebzedir. Çok kavurmazsanız, çorbanıza çok sert sert gelecektir. Şimdi biz sırayla birazdan ben patatesi de biraz kavuracağım. Daha sonra su ilavesinde bulunacağım. Şimdi patateslerimi de şöyle ilave ediyorum. Evet, şimdi tavuk suyu ilavesinde bulunacağım. Şöyle biz daha öncesinde buzluğumuzu atmıştık. Biraz şöyle buzları çözülene kadar şöyle kavuracağım. Sonra da alabildiği kadar bolca sıcak su ilavesinde bulunacağım. En son da kereviz saplarımızla baharatlarımızı ve bolca limon sıkıp şöyle güzel taneli bir sebze çorbası elde edeceğiz. Evet, şöyle buz küplerimiz çözülünceye kadar şöyle karıştırdık. Şimdi kereviz saplarımızı şöyle minik minik doğramıştık. Onları ilave ediyorum. Kereviz sapı aroması çok keskin bir sebzedir. İsterseniz hani siz maydanoz ilavesinde de bulunabilirsiniz. Ki maydanozla limonun da iyileştirici özelliği var. Ama biz maydanoz limon çok tükettik bu aralar. Bir de geçen gün kereviz salatası yapmıştık. Onun saplarını ben buzluğa atmıştım. Hem o sapları değerlendirmek istedim, hem kereviz sapı da çok faydalı. Şöyle kereviz saplarımızı da ilave ettik. Şimdi çorbamın kıvamını belirlemek tamamen bize kalmış. Şöyle ben birkaç su bardağı su ilavesinde bulunacağım. Sonra bolca limon sıkacağım. Sonra da tuz ve karabiberle lezzetlendireceğiz. En son aşamada da yine gösteririz. Evet, sebze çorbamız pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bakın size şöyle kıvamını da göstereyim. İsteyenler daha fazla su ilavesinde bulunabilir veya daha da katı formda istiyorsanız biraz daha un kavurabilirsiniz. Zaten şimdi bu patates içerikli bir sebze çorbası olduğu için patates de biraz nişastası salacaktır. Bizim için tam ideal kıvamda. Hatta şöyle servis kabımıza da alalım. Şöyle dolu dolu bir kase. İsteyenler bunu blenderdan da geçirebilir. Çünkü genellikle çocuklar böyle içinde katı ve bütün parçalı çorbalardan çok hoşlanmıyor. Bunu blenderdan da geçirin. Çok güzel tatlı böyle yeşilimsi bir renk alacaktır. Böyle de tüketebilirsiniz. Biz böyle kaşığa aldığımız zaman tanelerinin gözükmesini seviyoruz. Şöyle. Üzerine de şöyle bol limon. Afiyet olsun.